Yalçın Doğan, Erdoğan ve hukuk, lafa gelince güzelleme bol. Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulunuyor. Biliyor ki, bu muhalefet onun ekmeğine yağ sürdükçe referanduma gidildiğinde, istediği sonucu alır nutuk attığı aynı gün, hatta Abdurrahim Karakoç'tan şiir okuduğu aynı saatlerde. Gene tehir etme 3 ay öteye, bu dava dedemden kaldı hakim bey, 30 yılda babam düştü ardına, siz sağ olun, o da öldü hakim bey. Adli yılın açılışında Tayyip Erdoğan adaletin geçmişte geç tecelli edişini vurgularken eleştirisini bu şiirle destekliyor ve ekliyor. Adaletin hızlı şekilde tecelli etmesi amacıyla hızlı şekilde reformlar gerçekleştirdik. Bu şiiri okuyup reform gerçekleştirmekle övündüğü gün ve hatta aynı saatlerde Çorlu tren faciasında görülen dava 5. yılını çoktan dolduruyor ve duruşma Kasım ayına erteleniyor. Yıllar süren, sonunda zaman aşımına uğrayarak düşen, dolayısıyla adaletin tecelli etmediği pek çok dava var AKP döneminde. AYM'den ihlal kararı Erdoğan adaletin hızlı şekilde tecelli etmesi için reformlar gerçekleştirdik derken Anayasa Mahkemesi onu tekzip ediyor. Daha geçen yıl Ocak 2022'de verdiği bir karar var. İzmir'de yaşayan 4 işçi işe iade talebinin yanı sıra kıdem tazminatı ve fazla mesai alacakları için 2015'te dava açıyor. Dava 6 yıl sürüyor. İşçiler yargılamanın uzun sürmesi nedeniyle mağdur oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyor. Anayasa Mahkemesi, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır diyerek işçilere manevi tazminat ödenmesine karar veriyor. Yıllar süren yargılamalarla ilgili sayısız örnek var. Hukukun üstünlüğü aynı konuşmasında Erdoğan her zamanki gibi döktürüyor. Hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyiz. Tesadüf bu ya. Bu sözlerin üzerinden 24 saat geçmeden Taksim'de toplanan cumartesi annelerinden 32 kadın gözaltına alınıyor. Oysa yine Anayasa Mahkemesi'nin cumartesi anneleri ile ilgili bir değil, iki kararı var. İlki bu yılın Şubat, ikincisi bu yılın Mayıs ayında, Anayasa Mahkemesi, eyleme katılanların gözaltına alınmaları toplantı ve gösteri hakkının ihlalidir. İlk karara bir üye muhalif kalırken, ikinci karar oy birliği ile alınıyor. Daha önce olduğu gibi, Anayasa Mahkemesi kararlarından sonra cumartesi anneleri her cumartesi günü hala gözaltına alınıyor. Nerede kaldı, Erdoğan'ın, hukukun üstünlüğünden asla taviz vermeyiz, sözü. Hukukun üstünlüğü, mahkemelerin hele de Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlara uymak, o kararları yerine getirmek değil de ne? Hukuk devleti nerede 1 Eylül'de, yine adli yılın açılışında Erdoğan'dan bir başka vecize, hukuk devleti hepimizin ortak hedefi ve kırmızı çizgisidir. Söylendiğinde ve yazıldığında çok şık ve demokratik duruyor kırmızı çizgi yani hukukun üstünlüğü gibi adaletin zamanında gerçekleşmesi gerektiği gibi benzer söylemlerin asla taviz verilmez dizisinin ana başlığı Hukuk devleti ne demek? En basitinden anayasaya ve yasalara uymak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak, yerel mahkeme kararlarına uymak, eski deyimle hakim teminatına yani yargıç güvencesine sadık kalmak, keyfi tutuklamalara son vermek ama nelere tanık oluyoruz? AİHM işine gelmeyen bir karar verdiğinde Erdoğan ne diyor? AİHM kararı yok hükmündedir. Zaten o nedenle Osman Kavala 6 yıldır hapiste, Selahattin Demirtaş öyle. Hani hukuk devleti kırmızı çizgimizdi. Hukukun üstünlüğünden asla taviz verilmezdi. Madem öyle, Merdan Yanardağ ve 30'dan fazla gazeteci neden hapiste? Katiller, uyuşturucular, cinsel tacizciler serbest denetim yasasından yararlanıp dışarı çıkarken, Barış Pehlivan neden hapiste? Hatay'dan tip milletvekili seçilen Can Atalay seçimin üzerinden 4 ay geçmek üzere iken, neden hala hapiste? Bunların hangisinin, üzerine basa basa vurguladığı, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ayıl bağdaşan bir yanı var, hangisinin? Bunlar her gün yaşanırken, bir de, sivil anayasa, çağrısı yapıyor sanki var olan anayasanın kuralları yerine getiriliyormuş gibi. Kör tali Erdoğan hukuka güzellemeler döşenirken muhalefet özellikle CHP kendi derdine düşmüş durumda. Her geçen gün inandırıcılığını biraz daha kaybeden, kendi seçmenini biraz daha öfkelendiren CHP'de son skandal danışman krizi. Bu nasıl bir iş ise Eski AKP'liler, eski MHP'liler, Atatürk'e ve CHP'ye saldıranlar Kemal Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla CHP'ye danışman olarak atanıyor. Kılıçdaroğlu o kişileri nasıl buluyor? Nereden buluyor? Koskoca parti bunlara nasıl seyirci kalıyor? Birileri kendini ortaya atıp o atamaları yalanlıyor. Ancak yalanlamanın mürekkebi kurumadan yalanlamanın yalan, danışman atamalarının doğru olduğu ortaya çıkıyor. Bu arada Erdoğan yeni anayasa çağrısında bulunuyor. Biliyor ki bu muhalefet onun ekmeğine yağ sürdükçe referanduma gidildiğinde istediği sonucu alır. Ülkenin yarısı da öfkesiyle ve geçim derdiyle talihine küsmeye devam eder.